özellikle güneyde şunu yapmaya çalışıyor. Şu anda Mariupol üzerinde çalışıyor. Kherson'u zaten işgal etmiş vaziyette. Mariupol bitince Azak Denizi'ni tamamen ele geçirmiş olacak. Kırım'ın kuzeyine emniyeti almış olacak. Orası aynı zamanda Donbas'ın da güneyi biliyorsunuz. Oradan zaten Kherson'dan Odessa'ya çok az bir mesafe var. Odessa'yı ele geçirmek. Oradan Transdniester, zaten orada de facto Transdniester Cumhuriyeti var. Ayrılıkçılar, onlar Rusları istiyor. Hatta orada Gagavuz Türkleri de biliyorsunuz Rusların egemenliğini tercih ediyorlar. Tuna'ya kadar dayanmak istiyor. Ve Karadeniz'de de Karadeniz filosuyla birlikte Ukrayna'yı güneyden abluka etmiş vaziyette. Yani denizden yardım gelmesini engelleyebilecek pozisyonları almış durumda. Ve Odessa'ya yapılacak harekatla birlikte Odessa'ya güneyden bir amfibi harekat planlıyor, çıkarma harekatı planlıyor. Şimdi Ukrayna da bunu görüyor. Bu mayınları belli ki Ukrayna dökmüş. Niçin Ukrayna dökmüş? Odessa'ya yönelik bir amfibi harekatı engellemek istiyor. Ve abluka için burada görev yapan Rus deniz kuvvetlerinin hareket alanlarını daraltmak istiyor. Manevra kabiliyetini azaltmak istiyor. Hani akla tabii ki şu da gelebilir. Yani peki bunu Rusya dökmüş olabilir mi? Olamaz. Niçin olamaz? Çünkü Rusya burada harekat icra ediyor. Harekat icra ettiği bir alanda kendi harekatını kısıtlayacak mayın döküşünü asla tercih etmez. Hatta başına bela olur. Başka yine amfibi harekat planlıyor. Amfibi harekat için hatta amfibi harekat doktrininde de var. Bir yere amfibi harekat yaptığınız zaman ister istemez orası mayınla kirletilmiştir. Mutlaka orada bir mayın karşı tedbirleri harekatı yaparsınız. Bu nedenle Rusya'nın böyle bir şey yapmasına imkan yok. Kim yapmıştır bunu? Belli ki Ukrayna yapmıştır. Ama biz bu konuda ihbarı kimden aldık? Rus makamları tarafından aldık. Ukrayna böyle bir şeyi inkar etti. Peki aldığımız bilgi neydi? İşte buraya yaklaşık 420 mayın dökülmüştür. Demirli mayın şu, bir ağırlık var. O ağırlıktan yukarıya doğru bir tel var. O telin ucunda da mayın var. Genelde su sattının altında bir unk veriliyor ona. Gemi geçerken bu mayının boynuzlarına çarpıyor ve mayın infilak ediyor. Tam geminin altında veya önemli bir yerinde infilak ediyor. Şimdi bu demirli mayınların telleri niçin kopar? Eskidir. Korozyona uğramıştır. Depolama şartları iyi değildir. Bir de döktüğünüz yerdeki işte akıntı, tabiat şartları ve rüzgar kopmasına neden olabilir. Ama 420'nin de gerçekten bilgi doğruysa 420'nin de kopmasına imkan yok. Yani 5 tane kopsun, 10 tane kopsun. Ama bilgi doğruysa bu 420 rakamı doğru olmaması gerekir. Peki burada neden şüphelenmemiz ihtiyacı ortaya çıkıyor? Provokasyondan. Çünkü biliyoruz ki Ukrayna tarafı Türkiye'yi Rusya ile cepheleştirmek, bu savaşı bir NATO savaşı haline getirmek, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek, uluslararası güçleri buraya getirmek istiyor. Mayın da bunların en başında gelen tehdit nevilerinden birisi. Çünkü eğer siz işte Karadeniz'de sürüklenen, güneye doğru sürüklenen bu tür demirli mayınlar biliyorsunuz sürüklenmeye başladığı anda biz ona demirli mayın değil, artık serseri mayın diyoruz. Serseri mayın biliyorsunuz diğer gemilere kimlik sormuyor. Kim çarparsa batıyor. Peki dünya kamuoyunda nasıl bir izlenim oluyor o zaman? Karadeniz'de seyri sefer güvenliği yok.
Bir de bu mayınlar güneye doğru rüzgar şartları Karadeniz'de Yıldız, Poyraz, Karayel olduğuna göre kuzeyden güneye doğru ve ister istemez bu İstanbul Boğazı girişine ve yaklaşmalarına gelecek. Ve hangi algıyı yaratıyor? Uluslararası bir su yolu görünümündeki İstanbul Boğazı'nda geçiş emniyeti yoktur, seyri sefer emniyeti yoktur. Bu ister istemez neyi tetikler? Bir NATO MKT gücünün buraya gelmesini tetikleyebilir veya AB MKT gücünün veya daha da üst seviyede düşünülebilir. Hani bu bir gerçekten böyle bir algı yaratırsa Birleşmiş Milletler gözetiminde bir güç. Kim istiyor bunu? Ukrayna istiyor ve Ukrayna'nın arkasındaki güçler istiyor. Montrö'nün de defakto derinmesine neden olacak. Yani bu birazcık provokasyon kokuyor. Eğer önümüzdeki günlerde biz bu mayınları tekrar görürsek bu benim provokasyon şüphemin daha da gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Peki Türkiye ne yapmalı? Türkiye özellikle bu ihbar var. Dünyada şu algıyı yaratmalı, şu mesajı vermeli. Türkiye'nin bu tehdidi bertaraf edebilecek imkan kabiliyetleri vardır. Türk donanmasının mayın tarama imkan kabiliyetleri yeterlidir. Bu nedenle işte hatta geçen gün öyle de bir çalışma yapmıştım. Yani yaklaşık şu anda arz ve türler tam aklımda değil ama Varna'dan geçen kuzey enleminin güneyinde Kefken'den geçen doğu eyleminin batısında şöyle bir büyükçe bir alan var. İstanbul Boğazı yaklaşmalarını kontrol eden burada keşif gözetleme faaliyetlerini yoğunlaştırmalı. Deniz karakol uçakları, insansız hava araçları, su üstü unsurlarıyla bu mayınları tespit etmeli, taramalı, nötralize etmeli.